bir talan var her hafta anlatmaya çalışıyoruz. İktidarı dönüştürecek, değiştirecek şey aday tartışmaları mı değil mi? Aslında onun yanıtını vereceğiz biz. Çünkü büyük bir soygun var. Yerin altında da, yerin üstünde de bizim paralarımız nereye gidiyor? Salçayı insanlar 50 55 lira öder halde 2000 lira borcunu ödeyemez halde insanlar davulla, zurnayla gelin e, biz onları da sileceğiz diyorlar ki doğru olmadığını ilk bölümde anlattık. 25 milyon icra dosyası var ama birileri de açtılar keseyi ve harcıyorlar. Bütçe gelecek. Bütçe tartışılacak mecliste, ne kadar tartışılacak, geçecek ya. Ne geçecek, cebimizden ne çıkacak? Murat Arel bize önce onu anlatacak. Çok paramız var sanırım Murat. Çok. Çok paramız var ama bu parayı biz dağıtırken emekliye, işçiye, emekçiye verirken e, bittik, yandık, öldük e, edebiyatıyla veriyoruz. Ama söz konusu kendilerine gelince bunu hamuduyla dağıtıyorlar. Öyle bir şey ki, bakın. Bütçe görüşmeleri var şu anda mecliste ve bunlar yayınlanıyor. Bunların bütçeyle ilgili bazı verileri çıkardım ben. Neler verilmiş ki Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay açık meclise sunduğunda, komisyona sunduğunda bir kitapçık verdi ve bu kitapçığın içerisinde de bütçeyle ilgili açıklamalar var. 35. sayfasında bütün kurumlara ne verileceğiyle ilgili bütçe şeyler var, rakamlar var. Ama öncesinde ben Geçen hafta burada hatırlarsan Timur senle birlikte konuştuğumuz bir veri vermiştik. Dedik ki ama sırada 41 tane 41 yurttaşımız can verdi. Ne için? Kömür karası için. 2019 yılındaki Sayıştay raporunda 41 yurttaşımız uğruna öldü. kömürün satışından bir yılda elde edilen gelir 28 milyon lira. 51 bin ton kömür için yapılmış. 51 bin ton kömür üretilmiş, çıkarılmış, elenmiş satışa hazır hale getirilmiş bu para bu para karşılığında Şimdi, 28 milyon. 28 milyon. Bununla ilgili bir bir masrafı beyan etmiştik. Sen söylemiştin. Demiştin ki Cumhurbaşkanlığının sadece günlük koruma gideri 1.3 milyon TL. Aylık ayla vurduğumuz zamansa milyon. 39 milyon TL. Yani Cumhurbaşkanlığının bir aylık koruma giderinin daha alt, alt rakamına gerekirse uğruna can verdikleri bir yıllık kömür maliyetini karşılayamıyoruz. Şimdi bununla ilgili verileri paylaştım ben. O veriler arkadaşlar getirirlerse göstereyim. Ayağa geldi. Şimdi bakın 2019 ve 2022 verileri var bununla ilgili. 2022 yılında şey arkadaşlar tweetlerdekileri verelim. Ee, bu. Şimdi 2019 Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılındaki. Çünkü neyle karşılaştırdık biz? 2019 Sayıştay raporuyla. Eşit olsun. Evet. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sayfasında bulunan resmi belge bu. 5 aylık veriye veriyor. Her ay yayınlanır bu. Her ay emniyetin gider tablosudur bu. İnanılmaz şeffaftır. Her ay yayınlanır. Nereye ne harcandığı yayınlanıyor. Tebrik ederim oradaki e, kurumu, kurum temsilcilerini. Buradaysa bir kalem var. Bakın. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı. Ne kadar harcanmış? 99. 100 milyon lira. Neredeyse 100 milyon, Neredeyse 100 milyon lira. lira. 99,5 milyon TL. Yani günlük koruma dairesinin harcadığı, Cumhurbaşkanlığı koruma dairesinin harcadığı para. Aylık özür dilerim. 5 ay boyunca harcadığı para. Şimdi bunu aylığa vuracağız. Aylığa ve günlüğe vurduğun zaman ne oluyor biliyor musun? 2022 yılında bu rakam bir aya düşmüşken 2019 yılında 44 gün. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın 44 günlük harcaması bir yıl Amasra'da çıkarılan madenin parasından daha fazla. Ve bunu da soruyoruz. Diyoruz ki ya orada bir emek var. O emeğin karşısında insanlar gerekiyorsa can veriyorlar. İhmal, i̇hmalkarlıktan, e, oradaki kurumların dikkatsizliğinden, e, patlamalardan insanlar canlı veriyor orada. Üretilen emeğin karşısında 28,5 milyon TL para alınıyor. 28,5 milyon TL para kazanıyor devlet. Bir yıllık geliri ama biz o gelirin daha fazlasını bir ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı'nı korumak için veriyoruz. Koruyacağız. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanı koruyacağız. Binlerce kişi mi Bu işin ya, kaderinde ölmek var. 41 işçinin ölümü meşrulaştırılırken 5 ayda, 2019 yılında 5 ayda Cumhurbaşkanı 100 milyona korundu. Korundu. Başladın. Bu bütçenin dışında. Bu bütçenin dışında. Bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütçesindeki rakam. Bir de bizim Cumhurbaşkanlığımızın maliyeti var. Peki onlar neydi? Biz Cumhurbaşkanının mal alım, hizmet giderlerini de karşılıyoruz. Temsil, ağırlama giderini de karşılıyoruz. İşte şimdi açıklama yapılacak ya Cumhurbaşkanlığında. Oradaki bütün temsil edilen insanların masrafını da biz ödüyoruz. Orada aynı zamanda başka giderler de var. Yani onlar da siyasi karşılıyoruz. Siyasi magazin çıksın diye gazeteciler oraya gidecek ya bizim cebimizden çıkacak. Do Dosticilerin orada ne masrafı olabilir arkadaşlar? Daha önce hatırlarsan bir açılışta çok eleştirilmişti. Hani ejder meyveli somatürler falan bir şeyler çıkmıştı ya. Bunun gibi. Veleselam burada başka ne masrafı mı var? Doğal veriyoruz, elektriğini veriyoruz. Her şeyini veriyoruz. Şimdi 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi ne oldu? Ve diğer bakanlıklar ne oldu? Ben bunu merak ettim. Sayın Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı e, yardımcısının sunmuş olduğu, meclise vermiş olduğu kitapçıktaki yer alan bilgiler inceledim ben. Bakın. Arkadaşlar versin tabloyu. Bu da 2022 yılındaki veri. Az önce gösterdiğimiz veri. Şunu görürseniz 2022 yılının 337 milyon lira. 337 milyon liraya çıkmış. 8 aylık verisi. 5 ayda 100 milyondu. Evet. 8 artıyor. Ayda devamlı artıyor. Artacak da bu. Maliyetler arttı. müddetçe de artacak bu. Buradaki rakamlar devasa. Günlük 1.3 milyon TL koruma gideri Cumhurbaşkanı'nın. 1.3 milyon TL. Ya 230 milyon lira. Sadece laboratuvar test kitini anlattık. Hatırlıyor musunuz? Evet. 2021 yılında e, Cumhurbaşkanlığı'nın laboratuvar test kitiyle ilgili açıklama yapılmadı da. Nereye gitti bu kadar ki? Hatta Turan Çömez bağlandı. E, Türkiye'de 22 milyon milyonlarca hastaya bakan bir hastane zincirinin bu test da, kitinin yalanmadı. masrafı bu kadar değil dedi. Açıklanmadı. Şimdi diğer tabloya geçelim arkadaşlar. Büyük tabloya. Biraz küçük bunlar ama bakın. Cumhurbaşkanlığının bu hangisi acaba? ha Bu 2023. Meclise sunuldu. Şimdi sen bize, e, meclise sunuldu bu. Bize evet. diyorlar ki 2023 yılında bakanlıklara bu, bu bütçeyi vereceğiz. Bu bütçeler veriliyor. Harcama tahmini bütçeler bunlar. Sonucu da artabilir, düşebilirdi. Şimdi bakın. Buradaki bütçelerde ben kalemleri tek tek inceledim. Hangi bakanlığa ne veriliyor? İşte buradaki giderleri var. Yine cumhurbaşkanlığına baktım. Cumhurbaşkanlığının 2023 bütçesi, personel gideri sadece 940 milyon TL. 2022 yılında ne kadarmış bu? 2022 yılındaysa 435 milyon TL'ymiş. İki kat daha fazla. Yani evet. 100, 100 artış. Peki, aynı zamanda mal ve hizmet gideri 3 milyar 622 milyon. 3 milyar 622 milyon mal hizmet gideri Cumhurbaşkanlığının. 2022'nin ne kadar ne kadarmış? 2 milyar 254 milyonmuş. Yine çok büyük bir artış var. 6 milyar 637 milyon TL 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçesi. 6 milyar 637 milyon. Peki bir önceki yıl ne kadardı biliyor musunuz? 3 milyar 600 milyon. İki kat artmış. Şimdi Cumhurbaşkanlığının harcaması iki kat artarken sen vatandaşa verdiğin parayı ne kadar arttırıyorsun? Enflasyon yok. Öyle deniyor ya. Enflasyon alım gücümüzü etkilemedi. Biz sokağa bile çıkabiliyoruz diyordu. Emekliye ne veriyorsun? İşçiye ne veriyorsun? Kendi harcamalarını iki kata arttırırken vatandaşın aldığı maaşa %10'lu, %15'li, %20'li, %30'lu rakamlar konuşulurken ne kadar rahat konuşuyoruz değil mi? Peki sadece masraf bu mu? Hayır değil arkadaşlar. Az önce bahsettiğim Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koruma daire başkanlığının bütçesi hariç. O yok bunun içerisinde. Peki bu rakamlar olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her yurttaş, 83 milyon insan yılda 79 TL Cumhurbaşkanlığı için para verecek. Yılda. Çoğun, her, çocuk, vatandaşın cebinden, her vatandaşın e cebinden gelecek. çıkacak. Her yurttaş bu parayı ödeyecek. Murat, saray günde ne kadar harcamış olacak? Var mı öyle bir veri? Var. Aslında şöyle, 1.3 milyon koruma gideri var. 1.3 milyon. Şimdi bunu böldüğümüz zamansa 6 milyar TL'yi böldüğümüz zamansa 2023 bütçesini böldüğümüz zamansa 18 milyon 183 bin günlük harcayacağız. Aynı zamanda aylık 221 milyon TL para harcayacağız Cumhurbaşkanlığına. Aylık 221 milyon TL günlük 18 milyon TL para vereceğiz. O sihirli evet, çubuğumuz çubuğu, da geldi. Çubuğu da hemen getirdim sana. Onunla devam edelim. Evet ama çatlamışız. Daha önceki farklıydı bu daha, farklı. Daha iyisin. Evet. Günlük 18 milyon TL. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı için biz 18 milyon TL para vereceğiz. Günlük. Aylık 221 milyon TL para vereceğiz. 30 30 küsur milyonda e, koruma giderimiz var bizim. 39 milyon lira. Etti mi sana? 250 milyon. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödeneklerini harcandığını bilmiyoruz. Aynı zamanda. Bütün kurumlar, Cumhurbaşkanı bunu bütçe olarak meclise sunuyor. Aslında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı başka bir şey daha var. Bankaları da kendi e, ekstra bütçeymiş gibi kullanıyor. Halk Bankası'nı, Ziraat Bankası'nı, Vakıf Bankı. Çünkü oradan istediği kredi, istediği e, politikasına uygun her şeyi yapabiliyor oradan. Orayı da bir bütçe gibi kullanıyor. Kurumlardaki nerede bir bütçe gibi kullanıyor. Buradaki rakamlar, hepsi vuru, başvurulduğu zaman hesaplamaları tekrar yapabiliriz ama normalinde koruma için 1.3 milyon TL harcıyoruz ya. Bunları 82 milyona böldüğümüz zamansa ortalama biz Cumhurbaşkanı için aylık 2-3 milyon arasında bir rakam para günlük olarak Cumhurbaşkanlığı için finanse etmiş olacağız bütçeden. Bu sadece ulaşabildiğimiz rakamların karşılığı. Murat bir de şöyle bir gerçek var. Yani o sarayda 1150 tane oda var. Evet. Ve biz ne işe yaradıklarını da bilmiyoruz. Yani danışmanlara maaş veriyoruz. Ne iş ne iş yaptıklarını bilmiyoruz. O odalarda hangi personel bunları bile bilmiyoruz. Yani aslında o saray bir yandan da çok karanlık toplum için yani bu kadar para öderken o sarayın işleyişi konusunda bilgilere bile sahip değiliz. Ya içerisinde düşünebiliyor musun? Ee, tarım, zirai ilaçlar için bile milyonlar harcıyoruz biz. Oradaki Dünyanın e, başka bir yerinde var mı bu kadar gider olan? Vardır tabii. Yani mesela e, bu Büroni Sultan'ın sarayında vardır böyle bir şey mutlaka. Ya da büyük saraylarda vardır. Daha önce biz e, siyas yakın siyaset tarihini okuyan insanlar e, Yıldız Sarayı yapılırken Osmanlı'nın nasıl zora düştüğünü, kimlerden borç aldığını filan biliyorsunuz. Ki bir dönemin e, hani sonuna gelindiğinin e, emareleri olarak anlatılır. Ve Şimdi koruma giderleri dışında biz saraya 2023 yılında 18 milyon günlük olarak saray harcayacak bizim Aylıkta paramızı. 221 milyon TL para evet. harcayacağız. Şimdi bu, Şimdi bu kurumların arasında baktığımız zaman aslında dikkatimi çeken bir şey daha var. Bizim her konuda yorum yapabilen bir kurumumuz daha var. Diyanet İşleri Başkanlığımız. Güzide bir kurumumuz. Pamuklara sarıp korumamız gereken bir kurumumuz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, aldığı ya da tahsis edilen bütçeye baktığımda 36 milyar TL gibi bir rakam tahsis ediliyor. Personel gideri olarak. Aynı zamanda e, içerisinde kalemleri var.